Nefes almak kelimesi var ya, nefes. Yani o kelime gerçekten bizim için çok önemli. Dediğim gibi ilk 2-3 seneden sonraki hayatında nefes alamıyorsun. Hem sen hem ailen. Çaresizlik konusuna gelince zaten sen çaresizsin, ailen de çaresiz. Elinden bir şey gelmiyor, ailenin elinden bir şey gelmiyor. Bir şey yapamıyorlar çünkü bu konuda bilgisizler. Bize sorsanız dışarıdaki mesela bağımlılar şu an gelmeyenler, Biden'e gelmeyenler. Onlar da çaresiz, bu konu hakkında bir bilgileri yok. Dışarıda bir algı var. Bu bırakılmaz ama ara verilir gibisinden. Ama halbuki bunun birebir örnekleri biziz. Dışarıdaki çocuklarda herhangi bir fazlamız da yok. Çok bayan da var değil mi kullanan? Genç kesinlikle, kız var değil mi? Yani erkeklerin ne kadar varsa bayanlar da o kadar vardır. Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm. İzmir'de buna ulaştım. Girdiğim ortamlardaki kızların hallerini görebiliyorum. Hadi biz erkekler gene bir şekilde... Nasıldı mesela? Biraz bahseder misin? Yani bitmişler. Senin her dediğini yapıyorlar. Her şekilde kullanabiliyorsun. İnsan gibi bakmıyorsun. Yani bir hayvanmış gözüyle bakıyorlar. Yani o tarz ortamlara girdim. O tarz ortamlarda çıktım. Yani o yüzden şu an aslında bunları bile hani kızlar hakkında şey bile pek fazla konuşmak istemiyorum çünkü kötü oluyorum. Bulut, seni biraz daha yakından tanıyalım. Aynı zamanda aileni bize biraz anlat. Nasıl bir ailede büyüdün? Tabii. İsmim Bulut, soy ismim Dedik. 30 yaşındayım. Aslen Konyalıyım, doğma büyüme İzmirliyim. Benim ailem muhafazakar bir aileydi. Annem babam Kur'an'ı okur, namaz kılardı. Ama bizim doğduğumuz yer, büyüdüğümüz yer, işte arkadaş çevremiz biraz sıkıntılı olduğu için çocuk yaşlarda uyuşturucuya başladık. Nasıl başladın? O süreci biraz anlatır mısın? Ya bizim dediğim gibi doğduğumuz, büyüdüğümüz yerde çok vardı. Her köşe başında içenler vardı. Abi dediklerimiz, abi saydığımız insanlar içiyordu. Biz de onlara özenip başladık. Bu böylelikle ilk 2-3 sene çok güzel bir şekilde ilerledi. Mutluyduk, her şey çok güzeldi. Ama sonrasında işin içine iyice girince çok farklı yerlere gitti. Nasıl bir dünya? Bize o dünyadan bahseder misin? Ya şöyle, nefes almak kelimesi var ya, nefes. Yani o kelime gerçekten bizim için çok önemli. Dediğim gibi ilk 2-3 seneden sonraki hayatında nefes alamıyorsun. Yani hem sen hem ailen. Çaresizlik konusuna gelince zaten sen çaresizsin, ailen de çaresiz. Elinden bir şey gelmiyor, ailenin elinden bir şey gelmiyor. Bir şey yapamıyorlar çünkü bu konuda bilgisizler. Bize sorsanız dışarıdaki mesela bağımlılar şu an gelmeyenler, Biden'e gelmeyenler. Onlar da çaresiz, bu konu hakkında bir bilgileri yok. Dışarıda bir algı var, bu bırakılmaz ama ara verilir gibisinden. Ama halbuki bunun birebir örnekleri biziz. Bizim dışarıdaki çocuklarda herhangi bir fazlamız da yok, bir eksiğimiz de yok. Yani biz başarabiliyorsak onlar da başarabilir. Peki nasıl, yani bu uyuşturucu senin hayatında en temelde neleri değiştirdi? Hani dedin ya ilk 2-3 sene böyle bir rüyada gibiydik. Daha sonra her şey mahvoldu. Nasıl mahvoldu? Yani ilk başta aileni kaybediyorsun. Yani bir aile de bir yere kadar artık seni idare edebiliyor. Maddi manevi yönden. İşini kaybediyorsun. Seni seven herkesi kaybediyorsun. Bu kardeşinle dahil olmak üzere herkesi kaybediyorsun. Bir yerden sonra sokakta yaşamaya başlıyorsun. Aslında bizim en önemli şeyimiz bir şeyleri kaybetmemiz. Sokakta kaç sene yaşadın? Yaklaşık 6-7 ay falan yaşadım dışarıda ama bu 6-7 ay sorsanız 10 yıl falan gibi diyebilirim size. Çünkü dışarıyı yaşayan bilir, sıkıntılı. Allah'a çok şükür nasip oldu, buraya geldik. İyileştik. İleride iyileşmeye devam ediyoruz. Elhamdülillah, çok şükür bugünleri gördüğümüze. Peki hangi uyuşturucu çeşitlerini kullandın? Normalde 15 senelik bağımlıyım ama son 7 sene içerisinde taş, kokain, met kullanıyordum. Ağırlıklı bir şekilde metamfetamin. En son şizofreni kavramına yakalanıyordum az daha. Bu metten dolayı mı? Metten dolayı. Kesinlikle metten dolayı. Çünkü uykusuzsun, sürekli içiyorsun, yemek yemiyorsun, su içmiyorsun. En son artık 3 gün boyunca yemek yemedim, su içmedim. Annem artık beni kapının arkasında dinliyormuş. Hani öldüm mü kaldım mı, bu ne abi içeride derken bayılmış. Kardeşim de dedi ki abi dedi kapıyı açar mısın dedi artık. Yeter dedi yani. Bak dedi, annem bayıldı. Ben dedim kendi düşüncem şu. Ben içmeyeyim diye bana öyle söylüyorlar. Düşüncesindeydim. Tabii kafa yerinde değil. Kapıyı açtım, baktım annem yerde yatıyor. Gittim şöyle baktım, dedim birazdan kalkar. Yani anneme bunu söyledim yani. Kadın baygın duymadı ama kardeşim babam bunu duydu. Yani bunu sana söylettirebiliyor. Tekrar içeri girdim, içmeye devam ettim. Ve sonrasında yani hiç umurunda olmuyor. Hiç annem bayılmış, yok, şöyle kesinlikle. Olmuş. Yok kesinlikle, hiç umurunda değil. Çünkü bir yerden sonra oluyor biliyor musun abi? Ailen senin düşmanın, torbacılar, içenler senin kardeşin oluyor, ailen oluyor. Bu kavramı yakalıyorsun. Mesela bizim hastalar geliyor, kardeşlerimiz geliyor. Hani konuşurken İlk aylarda ailelerine düşman olarak bakıyorlar ama sonralarında algılar açıldığı zaman yani gerçekten ailenin ne kadar önemli olduğunu, bu dışarıdaki torbacıların ne kadar yanlış insan, hani onlara zarar veren insan olduğunu anlayabiliyorlar. Peki uyuşturucuyu bulmak çok kolay mı Türkiye'de? Çok kolay. Şu an her yerden uyuşturucu bulabilirsiniz. Beni şuradan 10 dakika bırakın, ben 10 dakika içinde size bulur gelirim. Bulurum yani. Parayı nasıl buluyordun Bulut? Yani ailen sana uyuşturucu al diye para vermiyordur muhtemelen. Evet. Ya işte bir yerden sonra çalışıyordum. Çalışıyorum denilebilirse tabii. Oradan kazandığımla
alıyordum. Yazdırıyordum. Tefecilere gidip boş para alıyordum. Tefecilerden. Tefecilerden. Bir de aldığım miktarı bir de 15-20 milyar. Çünkü bu taş kokain maddesi pahalı olduğu için yani sürekli bu alışveriş yapman gerekiyor. Ve her seferinde de babam gelip geri ödüyordu. Bu şekilde ilerliyordu. Yani senin tefecilere verdiğin, aldığın borcu baban ödüyordu. Kesinlikle. Öyle mi? Tabii bir de bizim yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki de hani 3-4 tane evimiz vardı. Ben buraya gelmeden 3 sene önce hani ne kadar 6 ay içerisinde 3 tane evi sattım, yedim ve hiç evdekilere para falan hiçbir şey vermedim. 6 ay içerisinde bütün bu parayı yedim ve şu an bizimkiler kirada oturuyor. Ama şu an bizimkiler de sorsan abi desen ki hani böyle böyle olmuş, nasıl iyi mi desen elhamdülillah derler. İyi ki yemiş, iyi ki orada. Yani o mutluluk, o huzur. Yani senin bu uyuşturucu bırakmandan dolayı, bundan kurtulmandan dolayı evleri gözleri görmüyor. Kesinlikle. O zaman. Yani şöyle geçen babam geldi. Ben Çatalca Şubesi'ndeyim şu an. Babam geldi. Bana dedi ki seninle gurur duyuyorum. Yani ben yaşım hani 31, 30 yaşındayım. Ben bu zamana kadar babamdan böyle bir kelime duymamıştım. Uyuşturucuyu bıraktığın için. Bıraktım ve 3 sene geçti ve artık benim gibi madde bağımlısı kardeşlerimi tedavi etmek için uğraştığım için hani geldi bunu bana söyledi. Yani dünyalar benim oldu. Gerçekten dünyalar benim oldu yani. Ben babamla ömür hayatım boyunca bunu duymamıştım. Hele ki annem. Ben her zaman mesela konuştuğum zamanlarda sürekli artık söylüyorum. Sizi seviyorum diye. Çünkü ben hiçbir zaman aileme seni seviyorum, işte sizi özlüyorum, benim için değerlisiniz gibi bir şeyler söylememiştim. Her gün kavga, her gün gürültü. Babam en son artık öyle bir kıvama gelmişti ki bana vurmamak için kendini vuruyordu. Yani o aşamaları gördük biz. Yani elhamdülillah çok şükür. Yani babamın bana seninle gurur duyuyorum demesi benim için dünyalara bedel. Peki böyle uyuşturucu kullanırken etrafına zarar veriyor muydun insanlara, ailene, fiziksel ya olarak? Şöyle fiziksel olarak veriyorsun ama bir de fiziksel olarak senin görmediğin hani senin yolda yürümen bile zaten bir kere topluma zarar. Yani o şekilde yürümen, gençlere örnek olman, uyuşturucu ortamında mesela içmeyenlere uzatman. Yani bunu uyuşturucu bağımlısının hepsi yapmıştır. Yani ben bu 15 yıllık hayatım boyunca ben nelerini gördüm. Yani öyle bir ortamlara girdim çıktım ki senin benim kişiliğime aykırı, benim benliğime aykırı ne varsa bu uyuşturucu bana hepsini yaptırdı. Hepsini yani. Peki ne zaman böyle hayatını sorgulamaya başladın? Yani ben artık bu uyuşturucudan kurtulmalıyım demeye başladın. Annemin bayılmasında. Ya çünkü şöyle, 3 gün boyunca içmiştim dedim ya. Hani o 3 gün başlamadan önce annem olsaydı ben şey yapardım. Yardımcı olurdum anneme. Ama metamfetamin işin içine girdiği için kesinlikle benim için hiçbir önemi yoktu. Yani orada ölseydi de ağlamazdım. Kesinlikle yani. Annem bayıldı senin bu durumundan dolayı. Sonra ne yaptın? Yani düşündün öyle mi? Yok, gittim baktım, kapıyı açtım baktım. Bir şey olmaz dedim, birazdan kalkar dedim. Geçtim içeri gene. Tabii bitmişim, çenem menem düşmüş. Yemek yemiyorum zaten. Üstüm çıplak, altım eşortman var. O şekilde takılıyorum içeride. Kapı kilitli. Yani kadın iyi bile dayandı yani bize. Çok şükür. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Annem akşama doğru kendine geldi. Ve de ondan ertesi gün ben panik atak geçirdim. Yani Allah dedi ki öyle olmaz dedi böyle olur. Gerçekten. Ben o günü hiç unutmuyorum. Yani annem o panik atak yaşadı ve de geldi. O panik atak dalması vardı. Ondan bana verdi. Ben rahatladım. Ben o günün akşamında annemle şey yaptıktan sonra sesler duymaya başladım. O sesler birine işkence ediyor sesiydi. Bizim sitemiz 224 haneli. 224 tane ev var. Güvenlik görevlileri falan da var. O zaman bende silah vardı. Pompalı. Bunu doldurdum. Bütün sitenin evlerini teker teker gezip hepsinin kapısına vurdum. Allah'a çok şükür ki o gün güvenlik görevlisi hani kameralardan beni görüyor diyor ki kesinlikle kapıları açmayın. Ailem arıyor böyle böyle diye. Ve ben her kapıya vurduğumda ailem benim arkamdaydı kapılara vururken. Ya orada silah patlasaydı veya ya o gün kapıyı böyle düzgün bir insan açacaktı belki de ben orada yok yere onu vurup öldürecek. Sen sesler duyuyorsun, sesler işkence duyuyorsun. Sesleri. Kesinlikle. Bu birisine işkence yapıyorlar. Aynen. Bu işkence yapanları öldürmek istiyorsun öyle mi? Senin böyle en hassas noktan neresiyse bu metamfetamin seni oradan yakalıyor abi. Yani beyin öyle bir şey ki seni oradan yakalattırıyor. Yani o sesi sana verdirtiyor. Bir gün Edirne Kafa Şubesi'nde görev yaparken bir tane hasta geldi. Metamfetamin yeni içmiş. Günlerdir uyumuyor. Yemek yerken arkadaşlar yemeği dökerken yemeği aldı çöpünü oraya attı. Ceketini de çıkardı. İkisini beraber attı. Dedim niye dedim böyle yaptın? Cinler var dedi. Üstüme dediler dedi. Çok kötü kokuyor dedi. O yüzden dedi. Ben çünkü kendi yaşantımdan bazı şeyleri bildiğim için dedim hiç dedim sorun değil kardeşim. Sen dedim gel dedim biz de otur. Şöyle aradan bir hafta falan geçti. İki hafta geçti. Biz tabii onunla çok uğraştık. Elhamdülillah sonraki durum çok iyiydi. Yani o şizofrenilik bir yerden sonra gidiyor. O paranoyak düşünceler bir yerden sonra gidiyor. Ama bunu devamlılık haline getirince televizyonlarda gördüğümüz gibi ya annesinin kafasını kesiyor, ya sevgilisine zarar veriyor, beni aldattın gibisinden, işte beni dinliyorlar gibisinden, duvarları yıkan mı ararsın,
Kapıları delen mi ararsın? Telefonu ocakta kaynatan mı ararsın? Tavada kaynatan mı ararsın? Bu şekilde gidiyor. Ama yani Türkiye'nin şu an abi en büyük sorunu bu metamfetamin. Gerçekten metamfetamin. Çünkü bununla ilgili ne bir ailelere bilgi veriliyor. Ya da ne bileyim hasta bağımlılara bir tedavi uygulanıyor. Bunun bilgi olarak yani. Kesinlikle yani. Adam buraya geliyor bilgisiz. İşte aile buraya geliyor, baydere geliyor bilgisiz. Ama bizde şöyle var. Biz hem arkadaşlarımıza eğitim veriyoruz hem de hafta sonları ailelere eğitim veriyoruz. Yani bu uyuşturucularla ilgili, çocuklara yaklaşımlarıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Biz sadece çocuklardan sorumlu değiliz. Biz onların aileleriyle de sorumluyuz. Çünkü biz sadece onlarla konuşmuyoruz, ailelerle konuşuyoruz. Peki, karar aldın artık ben bu uyuşturucuyu bırakmalıyım diye. Daha sonra nasıl bir sürece girdin? İlk buraya geldim Baydere. Bağımsız Yaşam Derneği'ne. Bağımsız Yaşam Derneği'ne geldim. Anneme çıkarken ben 3 ay durup geleceğim demiştim. 3 ay iyileşip geleceğim demiştim. 3 sene oldu. İlk buraya geldim 1 ay kaldım. 1 ay sonrasında Yücel abi beni Ankara'ya gönderdi. Ankara Bağımsız Yaşam Derneği'ne gönderdi. Bu Bayder'de çalışan, Bağımsız Yaşam Derneği'nde çalışan evet, Yücel. Evet, yani Yücel Kur'an hocamız o gönderdi. Yaklaşık 2 seneye yakın orada kaldım. Benim normal 3 ay bizim 3-6 ay aracı sürecimiz. Beni göndermediler. Dediler sen kal burada. Tamam dedim hocam kalayım. Zaten dışarıda hiçbir şeyin yok. Yani şöyle ailenle net ara düzeltmişsin. Ama tekrardan eski oturduğun yere gideceğin zaman olacak şey belli. Yani eski hayatına dönme korkusu vardı sende değil mi? Kesinlikle. Yani bu saatten sonra da dönmeyi düşünmüyorum zaten. Ben bu işi kendime dava bildim. Rabbim bu yoldan beni ayırmasın. Hani birçok kardeşimize ulaşmaya inşallah Allah nasip etsin. Birçok şubemizin olmasını Allah nasip etsin. Sürecimin son yaklaşık 6-7 ayını İstanbul'dayım. Yani bir zamanlar uyuşturucu kullanıyordun. 15 sene uyuşturucu kullandın. Aynen abi. Yani ölümlerden dönmüşsün. Ama şu an uyuşturucu kullananları tedavi ettirmeye çalışıyorsun yani. Senin bu söylediğin cümleyi ben aileme söyledim biliyor musun abi? Dedim ki bak Allah hani her şerde bir hayır var diye boşuna demiyor. Bak 15 yıl uyuşturucu içtim. 15 yıl eziyet ettim. Hem kendime hem onlara. Ve şimdi bundan sonraki hayatımda bak hem onların hani psikolojileri düzeldi, kendilerine geldiler ailem. Hem de diğer aileleri kurtarmak için, diğer kardeşlerimizi kurtarmak için çaba veriyoruz. Yani bundan sonraki 15 yılım, 30 yılım ben bunun için harcasam ne olur ki? Ne olur yani? Hiçbir şey olmaz. Dışarıdaki hayattan 1000 kat daha güzel. Peki Bulut, şimdi birçok uyuşturucu bağımlısı en temelde artık bu işi bırakamayacaklarını düşünüyorlar. Çok mu zor yani uyuşturucuyu bırakmak? Yok aslında çok zor değil. Bu bir süreç. Her şeyin zamanlı olduğu gibi bu da bir zamanlı oluyor. 3 ay sürecimiz var, 6 ay sürecimiz var, işte bir sene sürecimiz var. Sonrasında ayıklığı oturduktan sonra her şey düzgüne bağlıyor. Yani bu 3 aydan sonra tabii ki hasta bizimle bağını kesmiyor. Sürekli gelip gidiyor. 2 haftada bir haftada bir gelip bir gün kalıyor gidiyor. Çünkü bizimle bağlantısını koparırsa, programdan uzak kalırsa kayması an meselesi. O yüzden bizim Bağımsız Yaşam Derneği'nin bu konudaki şey çok güzel. 2 haftada bir haftada bir mezun olan hastaları tekrardan geri getirip bir iki gün kaldırtıp tekrardan iş hayatına dönmelerini sağlıyorlar. Yani adaptasyon, hem dışarıya adaptasyon bununla sağlanıyor. Yani sürekli kontrol altında tutar çalışıyorsunuz. Sürekli kontrol altında. Yani sen tamam kardeşim sen geldin, 3 ay durdun, hadi görüşürüz Allah'a emanet, öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil yani bizim sürecimiz. Peki Bulut, şu andaki hayatından eski hayatına baktığında, evet. Yani muhtemelen aklına geliyordur ara sıra. Neler düşünüyorsun? Ya aslında anlatılmaz. Gerçekten yani çok şey yaşadığımız için. Yani ben şu anki hayatım benim gerçekten o kadar çok güzel ki. Yani her an. Ben bazen böyle bir Nescafe'yle bile mutlu olabiliyorum. Bir kahve içmekle falan mutlu olabiliyorum. İşte çocukları dışarı etkinliğe çıkarttığımız zaman onların böyle yani iyi olduğunu görmek ve konuştuktan sonra iyi olduklarını görmek bana o kadar çok mutluluk veriyor ki. Ya çünkü biz çocuklarla birbirimizin aynısıyız. Tamam benim uyuşturucu kullanan çocuklarla kesinlikle. Değil mi? Tamam ben üst senedir ayık oluyor, kalmış olabilirim ama benim onların üstünlüğüm yok. Çünkü biz aynıyız. Sadece onların aynalarının penceresi kapalı. Biz o pencereyi böyle açmak için uğraşıyoruz. Onu böyle komple açınca, kendisini görünce, yani ben buyum, gerçekten buyum görünce kişi bambaşka bir şekil alıyor. Yani ben de onlardan biriyim işte. Sen şimdi bu süreçte yani hoca olmaya başladıktan sonra, o eğitim vermeye başladıktan sonra uyuşturucu bağımlılarına birçok gencin uyuşturucuyu bırakmasına da vesile oldun. Allah'ım. Neler hissediyorsun mesela onu gördüğünde hani bir genç senin sayende uyuşturucuyu bıraktığında hangi duygular yaşıyorsun? Ya abi özel yani benim aynısı dedim ya. Gerçekten benim ailem mesela ne hissediyorsa ben de onları hissediyorum. Çünkü bazen biz hastaların aileleriyle görüşüyoruz. Ya bak öyle bir güzel dualar ediyorlar ki hani kadın o veya bir baba çocuğuna oğlum dememiş. Hani diyor ki benim oğluşum diyor nasıl oldu bak diyor bir gör diyor yani. Oğluşum diyor artık anne çocuğuna yani. O kadar güzel bir şey ki arıyorlar, dua ediyorlar. Ablacığım diyor biz diyor bir şey yapmıyoruz. Bu Allah'ın sayesinde oldu. Biz sadece vesileyiz. Bu şekilde söylüyorum. Kadın Allah razı olsun. Yani şu ana kadar aldığım dualar gerçekten bu Bayder'e de öyle. Annelerin babaların dualarıyla ayakta kalıyor. Gerçekten bu böyle yani.
Hastaların da bir kanseri. Hatta bilmediğimiz insanların bile. Bilmediğimiz insanların bile birçok doğası var bunun için. Çünkü ortalamalara göre Türkiye'de şu an abi 8 milyon bağımlı var. O da kayıtlı. Ametem'e kayıtlı. Polise yakalanmış 8 milyon bağımlı. Türkiye'nin nüfusu kaç? 85 milyon. Yani bizim bilmediğimiz, bunun büyüğü, genci, yaşlısı, evet. A'dan Z'ye, yani 15 milyon, 20 milyon bağımlı desen. Yani bu önümüzdeki senelerde nereye gidecek? Hele ki bu MET varken. Yani o yüzden Rabbim bu Biden'in Bağımsız Yaşam Derneği'nin sayılarını arttırır da birçok kardeşimize ulaşabiliriz. Çünkü bunun acilen bayanlar için de açılması gerekiyor. Çünkü çok bayan da var değil mi kullanan? Genç kız var değil mi? Yani erkeklerin ne kadar varsa bayanlar da o kadar vardır. Kadınların kesinlikle açılması gerekiyor. Çünkü ben İzmir'de doğdum büyüdüm. İzmir'de buna ulaştım. Girdiğim ortamlardaki kızların hallerini görebiliyorum. Hadi biz erkekler gene bir şekilde... Nasıldı mesela Bulut? Biraz bahseder misin? Yani bitmişler. Senin her dediğini yapıyorlar. Her şekilde kullanabiliyorsun. Yani insanlık, insan gibi bakmıyorsun. Yani bir hayvanmış gözüyle bakıyorlar. Yani o tarz ortamlara girdim. O tarz ortamlarda çıktım. Yani o yüzden şu an aslında bunları bile hani kızlar hakkında şey bile pek fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü kötü oluyorum. Peki şimdi yani bir eski bir bağımlı olarak uyuşturucuyu kullananlara neler söylemek istersin? Ya şöyle elbette ki buraya gelmelerini, Bağımsız Yaşam Derneği'ne gelmelerini çok isterim. İnşallah benim yanıma da gelirler. Ailelerinin, annelerinin, babalarının mutlu ederler. Kendilerinin nasıl bir insan olduklarını şu süreçten sonra görürler. Çünkü bu algı şöyle, bu diyor bırakılmaz. Kesinlikle yani ara verilir gibi bir algı var. Ve oraya gideceğim, işte buradaki dışarıdaki ortamlar gibi, helle cöle takılanlar, işte ne bileyim sürekli kavga gürültü olan bir yerde olarak bakılıyor. Halbuki bizim şöyle, o tarz şeyler bizim olarak çok nadir olur. Çünkü biz şahıs geldiği zaman biz zaten ona ilk önce kendimiz kucaklıyoruz. Bir sarılıyoruz, hoş geldin kardeşim diyoruz, bir tanışma yapıyoruz. Çocuk diyor ki ben diyor nereye geldim? Burası diyor, yani ben çok işten bunu dedim, burası diyor yok ya diyor böyle bir yerde olamaz diyor yani. Çünkü algı çok önemli, algı direkt şeyi seçiyor, kötüyü seçiyor. Çünkü madde bağımlılığı, derneği yani, bırakma derneği, algı hemen onu seçiyor. Mesela Ahmet Emre'de falan öyle. Adam gidiyor, içeride takılıyor, içiyor. Kesin diyor orası da öyle bir yerdir. Neyse gideyim diyor 2-3 gün takılayım sonra bakarım gibisinden. Kalıyor, 3 ay, 4 ay kalıyor. Sonra gidiyor, ay kalıyor. Elhamdülillah her sene geliyor, her gün geliyor. Gelenler de var yani. Bulut, bize son olarak geleceğe dair hayallerini anlatır mısın? Geleceğe dair hayalim benim bu işte bayağı bir ilerlemek. Bağımsız Yaşam Derneği'nde diğer şubelerde de görev yapmak. Birçok kişiye, birçok anne babaya ulaşabilmek. Biz Regaip Osman hocamızın ne kadar koşturduğunu görüyoruz. Biz kendimize bu işi dava bildik. Allah rızası gözetiminde. Bu işi ömrümün sonuna kadar yapmak istiyorum. Çünkü artık benim dışarıdaki hayatımda ahiret diye bir şey yoktu. Yani ahiretimi ben kesinlikle düşünmezdim yani. Benim tek bir şeyim vardı, uyuşturucu. O yüzden şu anki durumum çok farklı. Düşüncelerim çok farklı. Algım çok farklı şeyleri seçiyor. Düşüncelerim güzelleşti. O yüzden bu yolda ilerlemek istiyorum. Dışarıdaki kardeşlerimize diyorum ki kesinlikle gelsinler. Kesinlikle gelsinler, buranın nasıl bir yer olduğunu görsünler. Kendilerine biraz güvensinler ki inansınlar. Biz demek onlar başarabilirse biz de başarabiliriz desinler. Çünkü şöyle bir şey, yarın bir gün bir yer açılsa, böyle yani eğitim görmüş biri olmadığı sürece oraya kim gidebilecek? Onun başında kim durup da eğitim verebilecek çocuğa? Şimdi başka birini, dışarıdan birini getirsen o adam anlayabilir mi bizi? Ne kadar anlayabilir ki? Çocuklar geliyor bana bağırıyor mesela. Biz de o durumlardan geçtik. Anlayabiliyorsun, bir şey diyemiyorsun. Sarılıyorsun, bir çay kahve ikram ediyorsun, bir sigara içiyorsun, konuşuyorsun. Her şey normale dönüyor ve gelip senden özür diliyor. Yani bunu sağlayabiliyorsun ama dışarıdan bir adam nasıl gelip bu çocuğu anlayabilecek? Yani Bulut, sizin en büyük avantajınız eski uyuşturucu bağımlılarının yani belli bir zaman sonra tedavi olup burada hoca olup yeni uyuşturucu bağımlılarına ders vermeleri, onları bu hayattan kurtarmaları. Kesinlikle. Ya bizim 3 aylık sürecimizde bu oluyor. 3 aylık sürecinde kalmak isteyenler, onları Yücel Kur'an hocamız belirliyor. Kişi kendi kalmak isterse tabii kesinlikle zorla bir şey yok. Kalmak isterse eğitim almıyor. O eğitimden sonra da hocalık eğer gerçekten olabilir derse diğer şubelerimize gönderiliyor. O kardeşlerimiz de bizler gibi birçok anne babaya ulaşıp onlarla beraber telefonda ağlayıp onlarla beraber telefonda gülebilirler. Yani bu çok çok güzel bir şey. Ben 15 senede hiç ağlamamıştım yani. Uyuşturucu bir ağlatmıyor. Hasta etmez, ağlatmaz. Bıraktıktan sonra mı ağlamaya başladın? Bıraktıktan sonra aynı. O yastıkların dili olsa da konuşsa. Çünkü yaptıkları bir yerden sonra abi sana o kadar çok şey geliyor ki. Şimdi kişi diyor ki, bağımlı kardeşim diyor ki ben bunu da dönüşü yaptım. Yani kendine bunu şey yapıyor yani. Ama ben diyorum ki ona, o zaman onlar bir baktı. Sana bunları kim yaptırdı, ne yaptırdı? Uyuşturucu. Yani sen onları bulmak için, onu içtikten sonraki kişilik değiştiği için o yüzden dedim onlar sana yaptırdı. Yani sen biz bu kişiyi bu şekilde şey yapıyoruz. Yani birçok kişinin annesiyle babasıyla arası düzeliyor. Eşiyle arası düzeliyor. Adam eşinin mesela çocuğunun büyüdüğünü görmemiş ama buraya geliyor mesela eşiyle de arası düzeliyor. Regal Postan hocamız sağ olun. Eşiyle arası düzeliyor. Çocuklarla mesela arası düzeliyor. Kimisi diyor ki ben diyor gideceğim diye anneme babama bakmam lazım diyor. Para lazım diyor. Ya sen zaten
Annene babana hiç bakmamışsın ki, sürekli uyuşturucuya para vermişsin. Yani sürekli yani sırf onlara para vermişsin. İşte hastalığın çalıştığını biz burada ona söylüyoruz. Biz de bu şekilde çocuklar. Bunları yapman gerekiyor. Şöyle böyle derken konuşup rahatlatıyoruz. Çok kişiye ulaşabiliyoruz çok şükür. Elhamdülillah. Çok güzel, çok güzel. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bulut, inşallah senin gibi binlerce, milyonlarca gencimiz bu uyuşturucu bataklığından kurtulur inşallah. İnşallah, inşallah temennimiz o.